Aşure'nin yapımı fasulyesini, nohutunu ve buğdayını bir gece önceden ıslıyoruz. Sabah erken saatlerde onları haşlamaya koyuyoruz. 1-1,5 saatte haşlamaları sürüyor. Haşlama işleminden sonra hepsini bir araya alıp şekerini ilave ediyoruz. Daha sonra şekerle de bir 45 dakika kadar kaynattıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Malzemelerimiz inciri, cevizi, kayısı, bademi, susamı, narı, bunları katarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Normal bir aşure 2,5 saatte hazır olur. Herkesin kendine özgü ustalıkları vardır, yapım şekilleri vardır. Bizim de kendimize göre aslında tek püf nokta sevgilisini katması. Biz sevgimizi katarak yapıyoruz ve bu şekilde de gayet lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Malzemelerin güzel haşlanması çok önemli. Özenle yapılmalı. Aşure geleneksel bir tatlı. O yüzden özenle yapılması gereken bir tatlılardan. Aşure gayet güzeldi. Zaten hani buranın aşuresini tercih etmemin sebebi hem sunum olarak, hem malzeme olarak, hem kıvam olarak çok güzeldi. Her şey bolca kullanılmış. Şekeri gayet ayarlı. Hani çok şekerli değil. Herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir aşure. Mesela ben evde de yapıyorum ama biz ev hanımlarının yaptığından daha farklı olarak hani daha bilgili bir kişinin yaptığı belli. Kıvam olarak kullanılan malzeme, mesela üzerindeki narların süslemesi, o kayısıların doğranması. Yani malzemeler çok güzel kullanılmış. Kıvam çok güzel, lezzeti gayet güzel. Hani ben tatlıyı çok sevmememe rağmen hepsini hızlı bir şekilde bitirdim. Çok güzel olmuş.